Sevgili seyirciler, bizler artık öyle bir ülkede yaşıyoruz ki bazı konularda hayat standardımız oluşmaya başladı. Bir hayat standardımız var. Hatta ve hatta bizim yardım noktasında da dünyaya ders veren bir durumumuz var. Dünyada en çok yardım yapan ülkeler sıralamasında Türkiye birinci. Gayri safi milli hasıla olarak görülürse yine birinci. Biz dünyanın birçok ülkesindeki mazlum insanlara yardım ediyoruz. Bizde böyle bir kültür var. Mahallemizde eğer ihtiyacı olan biri varsa biz gösterişe girmeden o insana yardım etmeyi tercih ederiz. İnsan da olsa, hayvan da olsa fark etmez. Biz ihtiyacı olan herkese elimizden geldiğince yardım ederiz. Ancak görünen o ki bu yardım meselesini bazıları yanlış anlamış. Atakum Belediyesi, CHP'li, itiraf gibi bir açıklama geldi. Aslına bakarsanız skandal. Bana sorarsanız skandal. Sözüm ona, yardıma ihtiyacı olan insanlara bir yardım yapacaklarmış. Ancak o yardımı nasıl yapıyorlarmış biliyor musunuz? CHP'li Atakum Belediye Başkanı'nın ağzından dinliyoruz, Cemil Deveci'den. Diyor ki marketlerden biz tarihi geçmiş ürünleri alıyoruz, onu veriyoruz. Çok da gayet normal diyor. İnanmazsanız kendiniz dinleyin. Büyük marketlerin son kullanma tarihi bitmiş olan yiyeceklerini ve diğer ev ihtiyaçlarını takip edebiliyoruz, gidip alıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Pardon. Karadeniz'deki tüm büyük marketlerin son kullanma tarihi bitmiş olan yiyeceklerini ve diğer ev ihtiyaçlarını takip edebiliyoruz, gidip alıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Pardon. Bu açıklama çok su götürür. Ne demek yani? Marketlerden son kullanma tarihi geçmiş ürünleri alıyoruz. İhtiyaç sahibi olan ailelere dağıtıyoruz. CHP Genel Merkezi'ne sesleniyorum. Lütfen Atakum Belediyesi'ne bir yardım gönderin. İnsanları bu kadar rencide etmenin, bu kadar ayağa düşürmenin bu işleri bir lüzumu yok. Marketlerden tarihi geçmiş, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri alıp ihtiyacı olanlara vermek de ne demek? O ürünlerden birisi bir başkasını eğer zehirlerse ne olacak? Ya da bozulmuş olan o ürünler nedeniyle halkın sağlığı ne olacak? İlla zehirlenmesine de gerek yok. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Bu bir skandal. Eğer gerçekten bu olmuşsa, gerçekten bu gerçekleşmişse insanların düşünmesi lazım. O yüzden bu meseleyi de CHP Genel Merkezi'nin değerlendirmesi lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.